kadını gösteren kıyafetidir derler. Ama ya kıyafetlerin oyun bozanlık ederse? Endişelenme. Bütün gününü ve itibarını mahvedecek giyim hatalarını önleyecek bazı yararlı tüyolarımız var. Plajda bir gezinti yapmak harika bir fikirdi. Ama etek giymek pek de o kadar harika olmadı. Umarım kimse o popoyu görmemiştir. Oo, belki de merdivenlerden uzak dursan iyi edersin. Rüzgar onu bir uçuruverir ki. Ay. Güneş açtı mı herkes açılıp saçılır da. Bu da biraz fazla sanki. Oh, neyse işte bir bank. Of, fenaydı. Kendini Olivia gibi uygunsuz bir durumda bulursan çantanda yara bantı ve bozuk para bulmaya çalış. Pekala, işte bu eşyaları. Eteğini aşağıda tutmak için şöyle kullanabilirsin. Eteğinin kenarını yukarı çevir. Yukarı bakan iç kısmına parayı koy. Şimdi de yara bantıyla onu eteğe yapıştır. Eteği çevirip paraları dikişin hemen üzerinden yapıştırmaya devam et. Evet, şu yarımızı bir deneyelim, ne dersin? Pekala. Şu ana kadar işte fena değildi. Bugün olmaz. Rüzgar. Hazırlıklı geldim bak. Plajda gezinti şimdi çok daha kolay olacak. At bakalım havanı. Dikkat kızlar, bomba geliyor. Oo, iyi atlayış Vicky. Saçlarını ıslattığına inanamıyorum. Nasıldın bakalım? Aman tanrım şuna bak. Ne? Oh hayır, bikinimin üstü nereye gitti? Yüzmeye geldik diye biliyordum ama böyle bir gösteriyi beklemiyordum. Eğer havuz partilerinde rezil olmak istemiyorsan, arkada aşağıdaki düğümün sarkan iplerinden birini al, nazikçe omuzun üzerinden geçir. Diğer ipin altından geçirip çek ve düğüm at. İyice çekip sağlamlaştır ve ipin kalanını sakla. Aynı şeyi diğer tarafa da yap ve işte bu kadar. Bikini hiçbir yere gitmiyor. Oo, çok iyiydi. Kızlar da artık bikinimin içinde rahatlar. Ah, hiçbir şey yapmadan oturacağım bir cumartesi gecesi. Ne güzel bir değişiklik. Ay, bu da kim ya? Oo, mümkün değil. 5 dakika sonra buradan alacak mı beni? Cidden mi? Ah, keşke beni bir anda müthiş bir görünüme kavuşturabilecek bir iyilik benim olsaydı. Pekala Vicky, belki de bu gece gardırobuna kendin sihir yapmalısın. Şu eski düz sweatshirt'ün bir buluşma kıyafetine dönüştüğünü görmek ister misin? Kollarını boyun boşluğundan çıkar ve hepsini göğüs hizana kadar aşağıya çek. Yakanın birleşme dikişi bel hizana gelecek kadar çek. Kolları yanlarda tuhaf bir şekilde sallanır halde bırakmak yerine onları arkaya sar ve kıyafetinin arkasını biraz daha ilginç hale getirmek için güzel bir fiyonk yap. İşin bu kısmında sana yardım etmesi için bir arkadaştan yardım istemeye de çekinme. Vay canına Vicky, gerçekten yetenekliymişsin. Alt kısmındaki büzgü ipini tamamen çek çıkar. Daha önce degaje yaka olan kısmın büzgü ipi deliğine bunu geçir. Yarıya kadar gelince dur. Son olarak uçları ensede bağlayarak hoş bir askı görünümü ver. Vay canına, bir dakikada yepyeni bir elbise yarattın. Of ya Vicky, yıkılıyorsun. Buluşmaya tam olarak hazır olmak için görünümünü alımlı bir topuklu ayakkabı ve sevimli küpelerle tamamlamayı unutma. Ay, ne şekerler değil mi? Pekala, 1 kilometre sonra plajdayız. İşten hastalık izni almak bugüne kadar aklıma gelen en iyi fikirdi. Ah, burası gayet uygun görünüyor. Tam da suya yakın. Evet, kum ve okyanus demek, mayo demek. Benimki nerede? Eyvah, yanıma sadece altları almışım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Burası da pek çıplaklar kampına benzemiyor. Endişelenme Olivia, o altlar düşündüğünden çok daha fazla işe yarayabilir. Olivia'nınki gibi bir altı al, döndür. Şimdi de şortunun belindeki ipi çekip çıkar bakalım. Sonra da bu ipi bikini altının A kısmından geçir. İpi bikininin ağı boğazına değecek kadar çekip boynuna bağla. Düğüm yapmak yerine ipi sırtından çaprazla ve uçlarını yanlara doğru çek. İpin uçları bikini altının yanlarından geçir. Son olarak sırtında düğümle. İşte bu kadar. Bak işte, yepyeni bir bikini üstün oldu. Hem de çok sevimli. Pekala Vicky, güneş altında biraz eğlenmeye hazırım şekerim. Vay canına, bu bayağı bikini gibi görünüyor. Ve Olivia'nın bikini altını üst olarak kullandığı kimsenin aklına gelmez. Hop, dikkat.
Açılın millet. Prenses Vicky geliyor. Resim çekmeyin lütfen. Yalnız elbise fena halde toplanmış. Ah, böyle daha iyi oldu. Of, bu şey bacaklarımdan yukarı tırmanıp duruyor. Pekala, tekrar deneyelim. Bu mangul içecek. Tam da şu sıcak günde ihtiyacım olan şey. Ne? Of ya, yine mi? Ya bu orta boy bir elbise, mini değil ki. Pekala, 3 kat saç spreyinden sonra tamamdır. Bir dakika, bu şey saçlarımı yerinde tutuyorsa başka neler yapabilir acaba? Elbisen Vicky'ninki gibi toplanıyorsa bacaklarına biraz saç spreyi sıkmayı dene. Birkaç saniye kurusun, sonra eteği ya da elbiseyi aşağıya çek. Evet, elbise sonunda testi geçti. Gezintiye çıkma zamanı şekerim. Haftalarca spor salonuna gittikten sonra vücudunun nasıl değiştiğini görmekten güzeli yoktur. Hey kaslar, sizi görüyorum. Aa, olamaz, bu etek fazla kısa. Bunu evin dışında hayatta giyemem. Bir daha da bunu kurutucuya atmam. Of ya, işe yaramıyor. Eteğin daha ziyade iç çamaşırı gibi görünmeye başladıysa belki de artık onu başka bir şeye dönüştürmenin zamanı gelmiştir. Eteği önüne yay. Şimdi yanlardan üçgen delikler aç. Şöyle, tamam mı? Çılgınca gelebilir ama. Kollarını eteğin üstünden ve yanlarda açtığın deliklerden geçir. Üste kalan fazla kumaşı görüyor musun? Aşağıya katla ve omuzlarını açıkta bırak. Vay canına, bu sevimli görünüm sana çok iyi gitti Vicky. Bu da gösteriyor ki sana artık uyumayan herhangi bir giysin varsa onu her zaman yeni ve benzersiz bir şeye dönüştürebilirsin. Hey, nerede bu? Film 20 dakikaya başlıyor. Hah, işte geldin. Ve müthiş görünüyorsun, vay canına. Ay, geri aldım. Evet, o çoraplar olmamalı. Yani niye bunlar cart pembe Vicky? Bu tuhaf görünüm niye? Bu haldeyken seninle birlikte görünemem. Bu moda kurallarına aykırı. Pekala, önemli bir ameliyat geliyor. Çoraplarını tabii, ayak parmaklarını değil. Ya siz ne sandınız? Pekala Vicky, ver bakalım şu çoraplarını. İyi, al. Çorapları al ve parmak kısmına 5 küçük kesik yap. Tamam, gördün mü? Şimdi ayak parmaklarını da yarıklardan geçir. Biraz tuhaf deneyeceğim. Ayağını çoraba sokup her yarıktan bir parmağını geçir. Oo, pedikürün güzelmiş peki. Şuna bak, kimse altında çorap var demez. Evet, artık giyim konusundaki acil bir durumda kimi çağıracağınızı biliyorsunuz. Teşekkürler Heli. Filme yetişmek istiyorsanız acele etseniz iyi olur. Bu moda tiyoları kusursuz görünebilir ama çekim hataları aksini kanıtlıyor. Gülmek istiyorsan onlara da bir göz at. Hangi giyim tiyosunu en yararlı buldun? Bu tiyoları sadece kendine saklama, başkalarıyla da paylaş. Bu videoyu arkadaşlarına ve ailene de izlet ve bunun gibi ufkunu genişletecek daha fazla video için 1-2-3-Go YouTube kanalına abone olmayı unutma.